Ben İstanbul'a rehberlik için gelmiştim. Arapça üzerinde ve buraya geldim. Sağ olasın. 86'da geldim rehberlik diye. Bu hana bakıyordum. Bir arkadaş vardı yanında. Tabii ki o zamanlar durumlar değişikti. Arap turistleri vardı. Onları gezdirmeye geldim ama tabii ki olmadı. Olmayınca da burada bir kahveci kardeşimiz vardı. O bana sahip çıktı. Ben de hana baktım derken yurt dışına gitmek istedi, götürmek istedi, ben gitmedim, burada kaldım. Ve burada bir hana bakıyordum, Demirören yapılmadan önce. AVM'nin burada bir alt katta çavacağı var. Beraber hana bakıyordum, dışarıda yatanlara yardımcı oluyordum, yukarıda taşıyordum. Ufacık bir yer açtım burada, çakmak üzerinde. Derken yavaş yavaş biraz daha çalışmaya başladım. Ondan sonra artık değişik insanlarla, burada gelen turistleri var. Ondan sonra artistlerimiz var burada karşıda. Burada Aga lokantası vardı. O zamanlar tabii ki çok berbattı. Sokaklar arası, Beyoğlu'nun arka sokakları diye bir yer vardı. Arka sokaklar çok da tehlikeli yerlerdi. Silahlar patlardı, hırsızlık çoktu. Onunla arasında kala kala artık ben de burada kaldım. Başladım artık bu sefer şoförlük yaptım, koşturdum, çaycılık yaptım, rehberlik yaptım, koşturuyorum gençliğimin şeyinde. Bu çakmakta epey kaldık. Çok güzel günlerimiz geçti. Beyoğlu güzeldir. Ama tabii kötü insanlar olmazsa daha iyi olacak. Olacaktı ama çok şükür yani şimdi rahatız. Para sayamıyorduk, elinde para sayamıyorduk. Bunlar gelir soyarlardı insanları. Yani şimdi çok şükür iyiyiz. Bu çakmakçılık güzeldir, insanlar güzeldir. Hele Beyoğlu'nun o güzel bir caddesi var, İstiklal Caddesi. Bambaşka güzelliği vardı. Çok hoşuma gidiyor, çok güzeldir orası. Ayrılmak istiyordum, ayrılamadık. Geri geldik, pandemiden dolayı memlekete gittik. Çocukları götürdük, aile götürdük. Yine geldik buraya. Ve burası çok güzel bir yer. Çakmak tezgahımız büyüktü. Yani ortam çok çok güzeldi. Yani Beyoğlu sanki desin ki İstanbul'un en güzel yeridir. Öyle diyebilirim. Öyle çekiyor ki insanı. Hele bir kalabalık olduğu zaman cuma cumartesi pazar sanki karnaval gibi. O kadar güzel yani. Tabii ufak tefek bazı aksilikler oluyor, bazı şeyler oluyor. Yani mücadele ettim. Rehberlik yaptım, şoförlük yaptım, otoparkçılık yaptım. Tezgahı bırakıyorum, gidip başka yerde çalışıyordum. Hana bakıyordum. Dışarıda yatanlar, insanlar var. Onlara yardımcı oluyordum. Kaç kişi geldi bana, elini öpmeye kalktılar. Abi sen zamanında bizi şey ettin, bizi burada yatırdın, ettin, ettin. İnsanlığımdan yaptım ben de. Ve o da hiç kimse kesinlikle kendimden, yani güzelliğimden, daha doğrusu insanlığımdan ödün vermedim, dürüstlüğümden ödün vermedim. Tek benim kötü şeyim bir içkidir. Haftada bir iki düble attım mı bitti o kadar. Başka bir şeyim yok Allah'a çok şükür. İnsanları sevmek güzeldir. Hele bu Beyoğlu ayrı bir yeri var. Antakya güzel, Antakyalıyım. Antakya güzel ama İstanbul, Beyoğlu daha güzeldir. Bu da rahmetlik birkaç kişi vardı. Onlar tabii onlar gitti. Rahmetli oldu. Biz de şimdi devam ediyoruz. Yine buradayız. Ben 36 senedir buradayım. 86'dan beri. Öyleyim ama şükür. Ne iş olursa yaparım. Hiç şey etmem yani. En kötü şeyim, sevmediğim bir şey, hırsızlık. Hırsızlık, arsızlık, yalan, dolan, bunları sevmem. İnsanlığı severim. Şükürler olsun Allah'ımıza, öyle bir şey yok. Fakiriz, seyyarız ama kimsenin malında gözümüz yok. Şükürler olsun Allah'ımıza. Yani velhasıl böyle bir güzel ortam gördüğüm zaman mutluluk duyuyorum. Hele Beyoğlu'nda böyle olduğu zaman mutluluk duyuyorum. Depremden dolayı memleketten Mersin'e taşındık. Bıraktım orada, geldim orada 5-6 ayda dedim gelmem yani. Her senede en az 3-4 ay gelmem lazım. Eski günde ben her şeyi İstanbul'da gördüm. İstanbul güzeldir, her şeyi gördüm burada. Hastalığım bile gitti burada. 2-3 hastalığım vardı, o da gitti. Ne güzellikler gördüm. Otellerde yok. Rehberlik yapıyorum. Arap turistleri ta Artvinlere kadar götürdüm, tezgahıma geliyordum. Ve Türkiye'nin dört denizinde yüzmüşüm. Dörtte üçünü bilirim. Neresine? Coğrafyam iyi. Çok şükür tarihim de iyi. Ama seyyarım.
Şükürler olsun. Şükürler olsun. Herkes çok da tanır. Ben çok tane tanır ama ben bazılarını tanımıyorum. Biraz isim yapın çok şükür. Ama en çok sevdiğim ya gariban insanları, dışarıda insanlara üzülüyorum. Yardımcı elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Yapabildiysem ne mutlu bana. Yapamazsam bir şey yapamıyorum. Ancak dua ediyorum. Allah yardımcıları olsun. Allah ıslah etsin. Allah yardımcı olsun diyorum.